I cry. Touch my heart with thoughts of you. Hold me, Jesus. Hold me when I call. Hold me, Jesus. Whisper softly words of love. Sevgili izleyiciler, değerli aboneler. Bugün 3. çekimimiz için 5800 metrekare tarlanın tanıtımına geldik. Değerli izleyicilerim, bölgede su olduğunu göstermek için hemen arkamda 30 metre ilerideki parselimizi size tanıtacağız. Şimdi hep beraber o bölgeye göre doğru devam edelim. Başladık. Değerli izleyicilerim, az önce Çeşme'de size suyun olduğunu göstermiştik. Değerli izleyicilerim, bugün neredeyiz? Bugün Gönen'e 10 kilometre. Gönen'in en büyük mahallesinde size 5800 metrekare içinde bulunduğumuz aracımızla içine kadar gelebildiğimiz 200 metre kadastral yolu bulunan hemen 30 metre bir parsel mesafede imarlı alana sınırı olan, imarlı alana çok yakın olan tarla vasfında hobi bahçesine çevirebileceğiniz, 5000 metrenin üzerinde olduğu için tarımsal ev yapabileceğiniz, beklediğiniz zaman yatırıma dönüşebilecek bir tarlanın tanıtımı için geldik. Şimdi hep beraber bölgeyi tanıyalım. Değerli izleyiciler, bölgeyi tanımadan önce şunları belirteyim. Lokasyon olarak bulunduğumuz yer, kameramanım gösterebilir misiniz? Evet, Gönen ilçesinin en büyük mahallesi. Doğalgaz geldi. Hemen aşağıdaki evlerde doğalgaz var değerli izleyiciler. Bulunduğumuz yerde su olduğu için ceviz ağaçları yetiştirebilirsiniz. Bölgede zeytin var, zeytin yetiştirebilirsiniz. Değerli izleyiciler, bulunduğumuz yere çok yakın zeytinler ve ceviz ağaçları var. Onları da size göstereceğim. Şimdi hep beraber değerli izleyicilerim bu bölgeyi tanıyalım. Değerli izleyiciler, bakın aracımızla geldiğimiz yol burası. Size az önce kayda başlamadan önce göstermiş olduğumuz Çeşme burası. Zeytin ağaçları da hemen ön tarafında. Sevgili izleyiciler, manzaramızı görüyorsunuz. Gerçekten Gönen platosuna, ovaya. Şu anda 105 metredeyiz. Rakım 105 metre. Bu görmüş olduğunuz yer 20 metre seviyesinde. Düz plato şeklinde olan yer 20 metre değerli izleyiciler. Tarlamız biraz hafriyat işi yaptığı için toprak yapısı kil üst kısma gelmiş değerli izleyiciler. Evet, tarlamızın 200 metre kadastral yolu var üstten değerli izleyiciler. Evet. Sevgili izleyicilerim, bakın yan taraftaki hobi bahçesini göstereceğim. Burada ne var? Ceviz var, zeytin var. Evet sevgili izleyicilerim. Komşumuzun yetişmiş ağaçlarını görüyorsunuz. Bakın. Şu anda tarlamızın sınırındayız. Sevgili izleyiciler. Kadastral yoldan devam ediyoruz. Bakın komşumuz zeytin yetiştirmiş. Aşağıda çentler cevizleri var. Böyle bir kulübesi var. Tavuk kümesi var.
Kendine bir hobi evi yapmış. Yukarıdan manzaralı bir şekilde nereye bakıyor sevgili izleyiciler? Beldenin üzerinden şehri seyrediyor. Deniz hemen 12 kilometre Erdek Bandırma bu istikamette. 900 dönüm bu bölgede orman merası var değerli izleyiciler. Bakın bölgede arıcıların arıları da var sevgili izleyiciler. Evet. Hayvancılık yine bu bölgede şehir dışında yapılması için. Bakın bu bölgede hayvan bakanların kulübeleri var. Bu şekilde ecrimisil ödeyerek burada mahalleden bağımsız hayvan bakan vatandaşlarımız mevcut. Sevgili izleyiciler, bakın. Tarlamız burası. Aracımızla geldik. Yukarıya kadar devam ediyor. Bölgede su var değerli izleyiciler. Çeşme 40 metre ileride aktığını göstermiştik. Bu bölgede derin sondajla 60-65 metreden su çıkartılıyor. Evet, yan bahçeyi görüyorsunuz. Komple ceviz ve zeytin. Havası denize yakın olduğu için, 12 kilometre olduğu için zeytincilik yapmaya müsait. Devam edelim değerli izleyiciler. Durduruyorum. Evet değerli izleyicilerim. Bakın. Resmi tarlamızın üst yolundaki kadastral yolumuz burası. Aşağıya doğru 180 metre. Bu şekilde 20-25 metre kadar devam ediyor. Ve 200 metreden fazla kadastral yolumuz var. Bakın kavak ağaçları orada değerli izleyiciler. Kavak ağacının olduğu yer, su kaynağı. Bölgede su gerçekten var. Çeşmelerin yoğun olduğu bir bölge. Aynı zamanda derin sondajla bu bölgeden su çıkartmak çok kolay. Evet, çam ormanı karşımızda. Sol tarafımız yine çamlıkların olduğu yer. Ve manzara müthiş değerli izleyiciler. Bakın, ilçe burada çok net gözüküyor. 10 kilometre ileride ilçe. Tarlamız L şeklinde yukarıya dikine doğru uzanıyor. 5830 metre değerli izleyiciler. Hafriyat çalışması olduğu için biraz ekim de yapılmadığı için toprak yapısı kirli gibi durabilir. Fakat bölgede görüyorsunuz zeytin, ceviz ve kuru tarımın nasıl yapıldığını görüyorsunuz değerli izleyiciler. Hepsi bu bölgede yetişmekte. Bu eğimin bize bir zararı yok. Traktörle her türlü çiftçilik, zirai faaliyetini bu alanda yapabilirsiniz. Yan tarla da aynı eğime sahip değerli izleyiciler. Üst tarlaların eğimi daha fazla. Ama gördüğünüz üzere kimse zirai faaliyetlerine ne yapmıyor? Burada ara vermiyor. Bakın karşı tarlada da yine aynı şekilde ekilmiş. Burada yine ekmiş, gübresini atmış, traktör tekerleklerinden, izlerinden belli. Aracımızla değerli izleyiciler, bakın tarlanın içine kadar geldik. Aşağıda bir koyun sayımısı var arkadaşımızın. Bu parselin hemen altı 1 bölü 1000'lik imar alanında, aşağısı doğal gaz dahil bütün altyapı, kanalizasyon, internet, elektrik, su, bütün abonelikleri olan Gölen'in en büyük mahallesi burası. Değerli izleyiciler, bu size tanıtmaya çalıştığım yer 5000 metreden büyük olduğu için kendinize planlı projeli bu şekilde bir ev yapabilirsiniz. Elektriği 200 metre mesafeden çekelim diyorsanız alabilirsiniz. Veya panel sistemiyle ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Su zaten bu bölgede var, bakın değerli izleyiciler. Çeşme hemen ileride, 30 metre ileride. Kuyumuz zaten tarlanın içerisinde de kuyumuz var. Şimdi onu da tanıtacağım ve kapanış konuşmasını yapacağım değerli izleyiciler.
Devam edecek olursak değerli izleyicilerim, bakın bilezikle, evet, suyu değerlendirilmiş bir kuyumuz. Yine tarlanın başındayız değerli izleyiciler. Az önce size tanıtıma başladığım çeşmemiz burası. Tarlamız, aracımızla sunuma başladığımız yer burası. Ve size söylemeye çalıştığım kadastral yol burası. 200 küsür metre değerli izleyiciler kadastral yolumuz var. Gördüğünüz üzere tarlanın içerisinde suyumuz mevcut. Bunu her türlü değerlendirebilirsiniz. Burada meyve, zeytin, Trabzon hurması, ceviz, her türlü zirai faaliyet olabilir değerli izleyiciler. Bu suyu değerlendirdiğiniz takdirde burada sulu da tarım yapabilirsiniz. 5 dönüm imarlı alana bir parsel mesafede olan bu 5800 metre yerimiz bakalım kimin olacak? Değerli izleyicilerim, lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, lütfen filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Jesus, hold me when I call. Hold me, Jesus, hold me when I call. Hold me gently in your arms. Wash away these tears I cry. Touch my heart with thoughts of you. Hold me, Jesus. Hold me.